Saygıdeğer protokol üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepiniz gaz yakma törenimize hoş geldiniz. Başkanım, biz de kalabalık geldik bu akşam olabildiğince. Kahraman İl Müdürüm arkadaşım sağ olsun bu akşam bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'dan hem satış pazarlama yöneticisi arkadaşlarım, hem halkla ilişkiler bölümü arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarım bu akşam bizlerle birlikteler. Gecenin hazırlanmasında Aksaray'ın teknik ekibi, önemli bir bölümü bu akşam buradalar. Tabii gururluyuz. Yani yaklaşık 2 yıl önce başladı Eskil'in doğalgaz serüveni. Ben burada Niyazi Başkanımı gördüm, çok sevindim. Çünkü onun hakikaten çok ciddi katkıları oldu. Başkanım, hatırlıyorsanız geçen sene Mart ayı sonu gibiydi. Yaklaşık buradan 25 kilometre ileride ilk kazmayı vurmuştuk. Fakat o ilk kazmayı vurana kadar Sultanhanı ile Eskil'i bağlayan bu özel idare yolunda yaklaşık 25-30 tane kurumun kapısını çaldık başkanımla beraber. Hepsinden görüş aldık, olur aldık, onay aldık. Nerede tıkandıysak, nerede başkanım yetiştirdiysek kendisi hep yanımızda oldu, sağ olsun. Dolayısıyla onun emekleri çok fazla. Ben Niyazi Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bayrağı Necati Başkanım aldı aynı tavırla, sağ olsun. O yılda birlikte çalıştık Necati Başkanım'la. Niyazi Başkanım'ı hiç aratmadı. Bu seneki yatırımlarımıza zaten ilk önce Eskil'den başladık. Bitirdik. Biliyorsunuz son bir yıldır ülkede gerçekten bir ekonomik daralma var. Ama biz buna rağmen söz verdiğimiz yatırımı Eskil'e yaptık. Bu bir devlet yatırımı değil. Bu bir özel sektör yatırımı. Dolayısıyla biz bu yatırımı benimsemenizi, bu yatırıma teveccüh etmenizi çok önemsiyoruz. Bundan sanıyorum 20 gün önce biz Eskil'de abonelikleri açtık. İyi bir performansla gidiyoruz. Yaklaşık ben bugün baktım 500'e yakın daire abone olmuş. Gerçekten iyi bir performans bu. Yıl sonuna kadar ben bu rakamın 1500'lere ulaşacağını düşünüyorum. Biraz imece usulü gidiyor aslında bu yatırımlar. Siz kullanacaksınız. Biz de Eskil'e daha büyük bir cesaretle yatırım almaya devam edeceğiz patronumuzdan. O parayı yatıracak, siz kullanacaksınız ve birkaç sene içerisinde umuyorum ki Eskil'in tamamında, yani merkez mahallenin tamamında doğalgaza kavuşmuş olacağız. Havasıyla, yeşiliyle, suyuyla tertemiz bir eski. Zaten çok güzel bir ilçe. İnşallah doğalgaz konforuyla çok daha güzel bir ilçe olacak. Ben bir hususu özellikle hatırlatmak istiyorum. Güvenlik konusu çok önemli. Çok uzatmak istemiyorum ama artık hepimiz şu kültüre alışmalıyız. Bundan sonra Eskil'in cadde ve sokaklarında doğalgaz borusu olduğunu ve bu boruların içerisinde de yanıcı, patlayıcı bir maddenin dolaştığı bilincini hepimiz edinmeliyiz. Niye bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Hem kurumsal bazda hem de kişisel bazda bundan sonra cadde ve sokaklarda kazı yaparken mutlaka bizim bilgimiz dahilinde yapmalısınız. Karıştırmayın, bizim onayımız demiyorum. Onay merci tabii ki belediyedir. Ama bizim bilgimiz olmalı. Bakın şurada ışıkları yanan araçlarımız var. O araçlar 7 gün 24 saat boyunca Eskil sokaklarında devriye atacaklar. Biz uyuyacağız, onlar uyumayacaklar. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız, nerede kazı yaparsanız, bu hatta sizin özel mülkiyetiniz bile olabilir. Hatta Eskil ilçe sınırları dışında bile doğalgaz borusuyla karşılaşma ihtimaliniz var. Sonuçları çok ağır olabilir, maddi manevi. O yüzden 24 saat boyunca hiç çekinmeden 187 numaralı telefon attığımızı lütfen bunu kaydedin telefonlarınıza ya da zihninize. 187 doğalgaz acil ihbar hattımızı arayabilirsiniz çekinmeden. Bu konu önemli.
Son bir şey daha söyleyeyim. Az önce gelirken pazarlama satış yöneticisi arkadaşım dedi ki Murat Bey eli boş gitmeyelim Eskile dedi. Madem abonelikleri de açtınız bir şey götürelim. Bu akşamın bir jesti olsun bizden size. Bugünden itibaren doğalgaz abonelik bedelini Ağustos ayı sonuna kadar 3 taksit yapacağız. Başkanım bunu başka bir yerde yapmıyoruz. Aksaray'da yapmıyoruz. Aksaray'ın başka bir ilçesinde yapmıyoruz. Bunu size getirdik bu akşam. Hayırlı olsun. Şunu tavsiye ediyorum size. Bakın Temmuz ayı bitmek üzere. Ağustos ayının yarısı bayramla geçer. Eylül'ün yarısı yaz, yarısı kıştır derler. Dolayısıyla doğalgaz dönüşümü düşünen vatandaşlarımız şimdiden harekete geçsinler. Şimdi 3 günde, 5 günde gazı açabiliyorsak kış girdiğinde bu çok daha uzun sürelere çıkabilecek. Bir hafta, 10 gün, 15 gün gibi sürelere kadar çıkma ihtimali var. Şimdi tam zamanı. Dönüşüm düşünen arkadaşlar bakın oraya stand kurduk. Gerekli bilgileri oradan alabilirler. Yine başkanım bize belediyenin içerisinde bir ofis tahsis etti. Haftanın belli günleri arkadaşlar oradalar. Oraya uğrayabilirsiniz. 444'lü numaralarımızı arayabilirsiniz. Düşünen arkadaşlar için, vatandaşlar için şimdiden harekete geçmekte fayda görüyorum. Bir iki notum daha vardı. Çok özür diliyorum. Hemen unutmadan bir bakayım. Hayırlı olsun. İnşallah daha ekonomik, daha konforlu, daha çevreci bir yakıta hep beraber kavuştuk. Ben sözü çok uzatmayayım. Sayın Kaymakamımın ve Belediye Başkanımın konuşmalarından sonra meşaleyi hep beraber yakacağız. Başkanı bir hatıra fotoğrafı çektiririz inşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Kaymakamım, Emeryan'ın değerli temsilcileri, garnizon komutanım, emniyet amirim, değerli daire amirlerim, belediye başkanlarım, değerli muhtarlarım, değerli basın mensupları, çok önem verdiğim Eskilli kardeşlerim, hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Eskil benim sevdamdır. Eskil'e ben 36 yıl önce aldığım küçük bir kasabaydı. O günün şartlarında bütün raporlar bizim aleyhimizdeyken önce Cenab-ı Allah'ın izniyle daha sonra sizlerin desteğiyle mücadele ederek çok şükür ilçe yaptık. Eskil'de işte o gün bugünlerin temeli atılmış oldu. İlçemiz nüfus hem ekonomik hem de idari açıdan oldukça büyüdü. Artık doğalgaz ilçemiz için önemli hizmetlerden birisi haline gelmiştir. Allah'a çok şükür ilçemizde birçok insanımız bugünden itibaren artık doğalgaz kullanmaya başlayacaktır. Değerli Eskililer, sevgili misafirler, doğalgaz enerjisi en temiz enerji kaynaklarımızdan birisidir. Doğalgazın ne kadar önemli olduğunu kullanmaya başladıktan sonra daha iyi anlayacağız. İnşallah 3 yılın sonunda ilçemizin neredeyse tamamı doğalgaza kavuşmuş olacak. Doğalgaz çalışmasının bu aşamaya gelmesinde emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Bundan sonra bize nasip olur, biz devraldık. İnşallah bizler de ilçemizin kısa zamanda tamamının doğalgaza kavuşması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Sevgili Eskil halkım, bugün Eskil'imize bir hizmetin daha gelmesinin ve kazandırılmasının mutluluğunu yaşamaktayız. İlçemiz çok şeylere layık. Sizler hepsini hak eden insanlarımızsınız. Helal hoş olsun size. Sizler daha Allah'ın izniyle çok hizmetler göreceksiniz. Yeter ki bizlere inanın ve güvenin.
sözlerimizi bir bir yerine getireceğiz. Biz göreve geldiğimizde Eskil için çok şey yapacağımızı söylemiştik. Şu anda hizmetlerimiz ve projelerimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir. Siz yeter ki biraz sabırlı olun. Allah'ın izniyle 5 yılın sonunda neler yaptığımızı göreceksiniz. 3 ayın sonunda geriye bir bakalım neler yaptık. Bir, yeni Adalet Sarayı binası ihalesi yapılmış vaziyette. İki, 4 adet tatlı çeşmesi sizlerin hizmetine sunuldu güle güle için. Üç, mezarlık düzenlemesi kayıt altına alınmıştır, haritası çıkarılmıştır, taziye ve faaliyete geçirilmiştir, hayırlı uğurlu olsun. Dört, asfalt çalışmaları, cırıklar, kaya kuyu, köşk, hüyükle arası yapılmıştır. Diğer köy yollarımız tamamen yama yapılmıştır, %90'ı bitirilmiştir. Beş, hayvan pazarı projemiz tamamlanmış. KOP idaresi kuruluna teslim edilmiş, yardım beklemekteyiz. Altı, Tuzgöl yolunun yapılması başlamıştır. 2 gündür çalışmalar devam eder, kum çalışmalarımız başladı. Hayırlı olsun. Çıraklık okulunun açılması memleketimize hayırlı olsun. 9. Sekerler Yaylası'na 30 metre küp ayaklı su deposu tamamlanmak üzere. Bunda da emeğe geçen arkadaşlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. İlçe girişinde elektrik perilerinin yer altına alınması bizim için çok önemliydi. O yol bizim için çok önemliydi. O yolu yapmamız lazımdı. Kötü bir görüntü veriyordu. Onu da başlattık. Kaldırımlar yaptıktan sonra sıcak asfalt başlayacak bu yıl için. Hayırlı uğurlu olsun. Doğalgazda bozulan yollar Tarketaş ihalesi yapılmıştır. Diğer yerlerle beraber bu ihale devam etmekte, yol çalışmalarına başlanmıştır. Merkez imar plan revizyonu ele aldık, müteahhite verildi. İmar planımız revizyon yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda netice alacağız. Eskil Gücü Spor, biliyorsunuz Eskil Gücü Spor'uydu. Şimdi belediyemiz bünyesine aldık. Güzel bir çalışmayla Allah izin verirse bu sene şampiyon olacağımızdan hiç şüphemiz yok. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşlı ve düşkünler için Şefkat Evi projemize başladık. Proje devam etmektedir. Yerini tespit ettik. Proje bitme aşamasındadır. Hayırlı uğurlu olsun. İlçemizin iki giriş çıkışı işler acısıydı. Allah'a şükür iki tarafı da ele aldık. Bu sonbahara en güzel şekilde sıcak asfalt olacak şekilde bitireceğiz. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 3 ay gibi kısa bir süre birçok çalışmaya imza attık. Daha büyük projelerimizin de çalışmalar halinde devam etmekte. Ve yaptıkça Allah'ın izniyle sizlerle göreceksiniz bu hizmetlerin nasıl yapıldığını. Eskil için çok önemli bir hizmet sizlere sunulmak üzere. Bu hizmeti bize sunan ve layık gören hükümetimize, bugüne kadar emeğe geçenlere, ayrıca Enerya şirketi yetkililerine çok teşekkür ederim. Jestler için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları hızlı ve titiz yürüten işçi kardeşlerimize, halkımıza, belediye personelimize ayrı ayrı teşekkür eder. Bu güzel hizmet ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Rabbim kaza bela göstermesin diyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Enerya'dan gelen sevgili arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık arkadaşlar.
Bugün çok güzel bir çalışmaya hep birlikte imza atıyoruz. Bunun için gerçekten çok mutluyum. Eskil için de gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Ben buraya geleli 1,5 ay oldu. 1,5 ay içerisinde gerçekten ama gerçekten Eskil'i çok sevdim. Gerçekten çok harika bir şehir. Her fırsatta da bunu söyledim. Yine söylemeye devam edeceğim. Eskil'i artık Eskil değil de Eskilim şeklinde çağırıyorum. Çünkü dediğim gibi çok benimsedim. Kendi ilçeme çok yakın buldum arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte çok güzel şeylere imza atarız. Bugün de yine doğalgaz açılış töreni var arkadaşlar. Eskil çok güzel bir şehir. Her yönden ama her yönden Türkiye'nin en güzel, en nadide şehri olmasını istiyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar. Vatandaşımız bunu hak ediyor. İnsanlarımız bunu hak ediyor. Hepiniz gerçekten 1,5 ay oldu arkadaşlar geleli ama hepinizi gerçekten çok sevdim. Çok iyi insanlarsınız. İnşallah en güzel hizmetlerde, en güzel şekilde anılırsınız. Bu hizmetler sizin için yapılır. Emin oluyorum yapılacağına da. Çünkü Sayın Belediye Başkanımız olsun, diğer belediye çalışanları olsun, diğer arkadaşlar olsun, hepsi gerçekten çok çalışkan insanlar. Eminim de hep birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Eskilimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz kamu hizmeti bir taşı alıp başka bir yere koymak gibi bir şeydir arkadaşlar. O taşı da en iyi şekilde koymak için hepimiz o taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Ancak o şekilde o taşı düzgünce kaldırıp başka bir yere koyarız ve o taş bizim için hayırlı olur. Burada yine dediğim gibi taştan kastettiğim kamu hizmetidir. Ondan dolayı arkadaşlar doğabilecek sıkıntılara karşı bu doğalgazın döşenmesinde ve diğer süreçlerde size sabır göstermenizi temenni ediyorum arkadaşlar. Hep birlikte elimizden geleni yapalım. Eskilimiz çok güzel bir ilçe olsun arkadaşlar. Tekrar ayağınıza sağlık geldiğiniz için saygı ve sevgilerimle arkadaşlar. Mutfakta sobaya yer mi kaldı? Kömürü taşıyacak bel mi kaldı? Klima gitti, hapşırma bitti. Doğalgaz geldi, her yere gitti. Evet, temelli misafirlerimiz. Meşalelerimiz doğalgaz araçlarının olduğu bölgelerde. Birazdan yanacaklar protokolyörlerimizin butona basmasıyla. Evet, kıymetli misafirlerimiz. Beşten geriye saymaya başlıyoruz. Eskil doğalgaza kavuşuyor. 5, 4, 3, 2, 1, hayırlı. Söz veriyorum, bu jestinize karşı çalışmam bir değil, iki değil, beş kat daha fazlalaşacak. Eskil için, sizler için ne gerekiyorsa yapacağım. Allah hepimizden razı olsun, güle güle eğlenin. Siz her şeyi hak ediyorsunuz. Hakkınızı da biz vereceğiz Allah izin verirse. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Sizler devamlı depremdesiniz Allah izin verirse. Sağ olun. Hadi bakalım Erik Dalı.
3-4 saniye dolduruyoruz. Haydi başma, gel gel.